Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ikinci ünitemizin sorularını çözeceğiz. Umarım sizler için yararlı bir soru hazırlamışımdır. Hemen başlayalım. Cümledeki boşluğa hangi seçenek uygundur? Мы ездили в Москву на поезде, на машине, на велосипеде. Burada hepsiyle olabilir, trenle, arabayla, bisikletle. Fakat Moskova'ya dediğine göre ve yezdit kelimesi önemlidir. Yezdit kelimesi tren veya metro gibi taşıma araçları için geçerlidir. Burada mı yezdil bu Moskova na poize? Doğru cevap A şıkkı. Cümledeki boşluğa hangi seçenek uygundur? Ya yedu universitet na poize na metro na maşine? Burada dikkat etmemiz gereken yedu kelimesi. Yedu. Yedu kelimesi arabayla veya bisikletle gidilen yerlere kullanılan bir terimdir. Tren ve metro için jezdit kelimesi kullanılıyor. Ya jedu v universitet na mashine. Doğru cevap C şıkkı. Cümledeki boşluğa hangi seçenek uygundur? Ya jedu na taksi v shkola na shkole v shkole v shkolu. V shkola olmaz, a ile bitiyor çünkü. Herhangi bir takı almıyor, ek almıyor. Na şkole, na ile bitmiş. V şkole, ya jedu v şkolu na taksi. Doğru cevap C şıkkı. Ani cümledeki boşluğa hangi seçenek uygundur? Cümlemiz ani jezdili na metro. V muzey, na muzey. Jezdili dediğine göre ve metro ile gidiyor. Nereye? Müzeye. Onlar müzeye metro ile gittiler diyeceğiz. Bu müzey. Olma. Bu müzey. Bu müzey i eki alıyor. Yani çoğul oluyor ve na müzey. Na olmadığına göre doğru cevap A şıkkı. Slushit kelimesinin üçüncü şahıs çekimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi slushit dinlemek demek ve dinlemek fiilinin çekimini bilmemiz gerekiyor. Hangi çekim lazım? Üçüncü şahıs çekimi. Şıklarımız: слушаю, слушаем, слушает. Слушаю dinliyorum, слушаем dinliyoruz, слушает dinliyor demek. Doğru cevap C şıkkı. Смотрит kelimesinin siz kişi zamirine göre çekimi hangisidir? Смотрит bakmak demek. Dolayısıyla bu fiilin, bakmak fiilinin çekimini bilmemiz gerekiyor. Bizde burada soran önemli olan siz kişi zamiri. Şıklarımız smotret, smatrisi, smotret. Smotret o bakıyor. Smatrisi bakınız. Smotret onlar bakıyorlar. Doğru cevap B şıkkı. Aşağıdaki aylardan hangisi kagda sorusunu yanıtlar? Şıklarımız may, viyule, aprel. Mayıs, haziranda, nisan. Kagda ne zaman sorusunu sorduğuna göre D'da 2 ile cevap vermemiz gerekiyor. Haziranda, Mayıs'ta veya Nisan'da gibi. Burada A şıkkı Mayıs, herhangi bir D'da 2 almıyor. Viyule, Haziranda, April, Nisan. Doğru cevap B şıkkı. Ocak kelimesinin Rusça karşılığı hangisidir? Burada yine ayları bilmemiz gerekiyor. Dekabr, Noyabr, Yanvar. Dekabr, Aralık, Noyabr, Kasım, Yanvar. Ocak demek. Doğru cevap C şıkkı. Cümledeki boşluğu doldurun. Я могу поехать в Москву март, в январе, в сентябрь. Ben Moskova'ya şu ayda gidebilirim diyeceğiz. Mart. Olmaz. Herhangi bir ön ek yok. В январе. Ocakta. В сентябрь. Bunun da сентябрь. Eylül'ün de bitişi yanlış. Dolayısıyla Я могу поехать в Москву в январе. Doğru cevap B şıkkı. Cümledeki boşluğu doldurun. Они поехать в Петербург. Могут, можешь, могу. Onlar Petersburg'a gidebilirler diyeceğiz. Dolayısıyla gidebilmek, yani yapabilmek fiilinin çekimini bilmemiz gerekiyor. Могут onlar için çekilen bir kelime. Можешь sen kişi zamirinin çekimi. Могу ben kişi zamirinin çekimi. Они могут поехать в Петербург. Doğru cevap A şıkkı. İn halinin yani родительный падеж soru eki aşağıdakilerden hangisidir? Кого, что, кому, чему, кого, чего. Yani in halinin soru eklerini bilmemiz gerekiyor. Bunlar кого, что, kimi, ne, кому, чему, kime, ne,
Kavo, çevo, kimi, neyi? Doğru cevap C şıkkı. Cümledeki boşluğu tamamlayınız. Cümlemiz. Это Виктор. Есть брат. Bu Виктор. Onun erkek kardeşi var diyeceğiz. Onun kelimesi şıklardan hangisidir? У него, у нее, его. Его yine onu demek fakat bize onun lazım. У нее onun demek fakat kadınlar için geçerli bir terimdir. У него erkekler için kullanılır. Это Виктор. У него есть брат. Doğru cevap A şıkkı. Cümledeki boşluğu tamamlayınız. Есть новая ручка. Кого? Чья? У кого? Kimin yeni kalemi var diye soracağız. Burada kimin soru zamiri lazım bize. Кого? Kimi demek. Чья? Kimin? У кого? Kimin demek. У кого есть новая ручка? Doğru cevap C şıkkı. Cümledeki boşluğu tamamlayınız. Это мой брат. Есть подруга. Bu benim erkek kardeşim. Onun kız kardeşi var diyeceğiz. Onun demek için брата, брат, у брата. Kardeşimin kız arkadaşı var diyeceğiz. Брата olmaz. Брат erkek kardeş olmaz. У брата есть подруга. Doğru cevap C şıkkı. Aşağıdaki cümle откуда sorusunun yanıtıdır. Buna göre cümledeki boşluğu hangi seçenek uygundur? Cümlemiz откуда sorusunun yanıtı. Откуда